Hazır mısın? Şimdi çok önemli tiyatro eserlerine bakıyor olacağız birlikte. Rüzgar, sen hazır mısın? Hadi gel bakalım, gezelim. Bu Kan Demir Konuğu'nun Yasaklar diye bir tane oyunu. Ben bu oyunu izlemedim ama bak, yasakları sayıyor. Telefonla konuşmak, gazetecilik yapmak, karikatür yapmak. Hepsi yasakmış. Gel bakalım başka hangileri var? Rüya, kadının kıyafetini gördün mü? Tam bir ortaçağ kadını değil mi sence de? Orta Çağ Rusya, Rus kadınlarından birisi Anton Çehov'un eserlerinden Martin'ın şeyi. Gel gel bak, bu kim biliyor musun? Bunu tanıyorum. Bu Hamlet. Bu Hamlet anneciğim. Bu bir oyunun baş kahramanı tabii ki de William Shakespeare. Çok değişik değil mi? Elinde ne var gördün mü? Ay ben bunu oyununu izlemedim. Bunun tiyatrosuna mı gitsek acaba? Hamlet, oyunun da adı, adamın da adı. Gel bakalım buradan ne varmış başka. Evet, konuşuyor anneciğim. Bu da Shakespeare'in bir oyunu. Ama bakar mısın buna? Ne kadar değişik kıyafetleri var değil mi insanların? Ay, Juliet mi? Romeo ve Juliet'teki Juliet mi acaba? Ay ne kadar değişik. Ya düşünsene, bizim de şimdi böyle erkeklerin dantelli böyle kıyafetler giymiş. Birazcık komik olmaz mı? Hadi gelin bakalım başka neler varmış buradan. Hababam sınıfı. Rıfat Ilgaz'ın çok güzel bir eseri. Zaten televizyonda hepimiz de izlemişizdir diye düşünüyorum. Rüya, bu şövalye kim? Allah, bir tane eşekte bir adam var. Bir tane kocaman ata binmiş dev bir şövalye var. Bu şövalyenin adını açıklıyorum size. Hazır mısınız? Bu şövalyenin adı Don Kişot. Don Kişot biliyor musun? Bak, kitap okumaya başladığına göre artık en kısa zamanda sana yeni bir... Evet anneciğim eşek, Don Kişot'un kitaplarından alabilirim. Bayılacağına eminim. Hadi bakalım başka neler varmış. Allah, gırgırıye. En güzeli değil mi? Ya ben çok severim. Bu hani izlemiştik ya böyle. Bir tane aile var, sürekli eğleniyorlar falan. Hem kavga ediyorlar hem eğleniyorlar falan. Hatırladın mı? Kavga ediyorlar. Bir anda müzik çalmaya başlayınca oynuyorlar. Çok keyiflidir. Televizyonda Gırgırı'yı mutlaka izlemişsinizdir hepimiz diye düşünüyorum. Ben çok severim. Gülşen Bebekoğlu ve Müjdat Gezen'in başrollerini oynadığı en böyle şeydir bence. En sevdiğim yerli filmlerdendir. Rüya. Bu ne? Evet annem, Atatürk var. Rüzgar gel bak, burada savaş dönemi. Rüya, burada kurtuluş dönemi de var. Ay çok güzel yapmışlar Mustafa. Bak adına ne yazmışlar, gördün mü Rüya? Mustafa'm Kemal'im. Gördün mü? Çok duygusal bir an değil mi Rüya gerçekten? Gel bakalım. Bak Kurtuluş Savaşı'nı gösteriyor orada anneciğim, insanların ne halde savaştı. Rüya görüyor musun, cephede böyle gencecik askerlerimiz bu vatana. Rüzgarında bir şeyleri var yatıyor. Rüzgar rüzgarda uyurken üstüne bataryayı örtüyoruz ya, işte kadınlar o bataryaları almış, mermiler ıslanmasın diye onları vermişler, sarmışlar. Evet, insanlar evlatlarından her şeylerinden kıymetli bulup vatanları için her şeylerini vermeye çalışmışlar. Biz de bu arada anne kız, yine biz duygulandığımız, vatan millet sevgimizin birazcık yükseldiği bir andayız şu anda. Biz de buradan bütün şehitlerimize saygılarımızı iletiyoruz. Allah hepsini rahmet eylesin diyoruz. Ve burada videomuzu bitirelim Rüya, biz duygusallaştık, devam edemeyeceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar.